Bismillahirrahmanirrahim. Babur remeli fit tavaf. Tavafta remel yapmak. Süratli, üç evvelki şevhte süratli yürümek. Buna remel derler. Bu remel şekli nasıldır ve kaç şevhte yapılır? Bunu uzun uza diye izah ediyor. Haddesena Rabi'ul müezzinu kâle haddesena حدثنا أسد قال حدثنا حماد بن سلمة أن أبي عاصم الغنبي أن أبي الطفيل قال قلت لابن عباس رضي الله عنهما أبي الطفيل diyor ki Abdullah bin Abbas'a ben dedim ki زعم قومك senin قومun زعم eylediler ki أن رسول الله صلى الله عليه وسلم Peygamber Efendimiz zem etti yani Kureyş onun cemaati Kureyş olduğundan Kureyş böyle zem etti Cömettiler dediler ki Peygamber Efendimiz gadremele remel yaptı bil beyti Beytullah'ın etrafında ve enne zalike bu sünnetin sünnettir. Böyle dediler. Resulullah Efendimiz ilk üç şevutta omuzlarını sallayarak süratle koştu. Böyle remel yaptı ve bu da sünneti Resulullah'tır diye böyle cömettiler. Buna ne dersin? Bale. Abdullah bin Abbas buyurdu ki sadegu ve kezebu. Hem doğru söylediler, hem de yalan söylediler. İkisi de var. Kultu ben dedim ki, ma sadaku ve ma kezebu. Doğru söyledikleri nedir? Ma nedir sadaku, sadık oldukları şey? Ve ma nedir kezebu, kezeb oldukları şey? Kale Abdullah bin Abbas buyurdular ki, sadaku, onlar doğru söylediler. Ramele, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz remel yaptı. Süratli, tavafta sürat yaptı. Beyti Beytullah'ı tavaf ederken sürat yaptı, remel yaptı. Bu doğru. Ve kezebu yalancı oldular ki leyset bir sünnetin, bu sünnet değildir. Resulullah sünnettir diye böyle yapmadı. Sebebi de inne Kureyşen Kureyş galet dedi ki zemenel Hudeybiye, Hudeybiye zamanında dediler ki Hudeybiye Peygamber Efendimiz Ömre'yle gidiyor ki meşhur Hudeybiye'de mani oldular, gerisin geri çevirdiler. Bu sene dursun da ertesi sene gelin ömrünüzü yapın dediler. O vakitte dediler ki devu Muhammeden ve ashabahu. Muhammed'i ve ashabını bırakınız hatta yemutu ölsünler. Mevten negafi, negaf ölümü gibi. Negaf hayvanların burunlarında çıkan bir illettir. Bu hastalıktan dolayı ölürler. Yani bunlar da zayıflıktan böyle ölsünler. فَلَمَّا صَالَحُوهُ Vaktaki Hudeybiye'de müsalaha yaptılar ki أَلَا اَنْ يَجِئَ رَسُولَ اَكْرَمُ Efendimiz gele فِي الْعَامِ الْمُقْبِلِ Ertesi sene, bir sene sonra gele فَيُقِيمَ ثَلَاسَةَ اَيَّامٍ بِمَكْكِ Mekke-i Mükerreme'de de üç gün dura ömresini yapa buna bunun üzerine çok yaptılar فَقَدِمَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ Peygamber Efendimiz gudum eyledi وَاَسْحَابُ وَاَسْحَابِ geldiler Mekke-i Mükerreme'ye ve müşrikûne müşrikler de alâ cebeli Kuayyikân Kuayyikân dağı üzerine çıktılar. Şimdi Cebeli Hindi dedikleri bir dağ oraya çıktılar. Oradan seyrediyorlar. Fekâle Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz Fekadime Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabu Resûlullah Efendimiz ve ashab-ı kirami ömrelerini yapmaları için gudum eylediler. Ve müşrikûne müşrikler de alâ cebeli Kuayyikân. Kuayyikân dağı üzerinde idiler. Ki Kabe-i Mükerreme'nin kalp tarafında, şimdi Cebel-i Hindi derler, onun üzerinde durmuş seyrediyordular. Fakâle Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz buyurdu ile ashabihi ashabına buyurdu ki, ürmülû remel yapınız. Yani süratli tavaf ediniz bil beyti, beyti şerifi selasen üç kere. Ve leyset bir sünnetin, halbuki bu remel sünnet değildir. İşte bu rivayette böyle geldi ki, yani kafirlere kendilerinin kuvvetli göstermeleri için böyle süratli adımlarını çabuk çabuk, sık sık çabuk çabuk atmak, omuzlarını da silkeleyerek yürümek ki buna remel derler. Bunu bunun için yaptılar, yoksa sünnet olduğu için değil. Kale Ebu Cafer İmam-ı Tahavi buyurdu ki فَذَهَبَ قَوْمُ Ülema'dan bir kısmı zahip buldular.
İlâ enner ramele ramel fit tavafi tavaf ve leysi bi sünnetin sünnet değildir. Ve ihtecu ihticac ettiler fî zâlik bu mesele hakkında bihâdel hadis bu hadis ile. Ve kâlu dediler ki innemâ kâner ramelu ramel oldu. Ashab-ı kerim remeli yaptılar. Ne için? Liyera görsün el müşrikvene müşrikler görsün için ki enne bihim onlarda oluşudur kuvveten kuvvet oluşudur. Ve ennehum müslümanlar leysu bi duafa'el zayıf değildirler. La li enne zâlike sünnetün yoksa o remel sünnettir de onun için olmadı. Kafirler görsünler ki müslümanlar kuvvetlidir. Remel bunun için oldu. İlleti bu idi. Böyle dediler. وَحْتَجُّ ف۪ي ذَٰلِكَ Remel'in sünnet olmadığı hakkında yine ihticac eylediler. Ey da yukarıdaki hadis gibi bima bir hadise ihticac eylediler ki haddesena bize rivayet eyledi. İbn-i Ebi Davud'a kâle haddesena Süleyman ibn Harbi kâle haddesena Hammadun'a Eyyub'a an Sa'id ibn Cübeyr'in an İbn Abbas'ın radıyallahu anhuma Abdullah ibn Abbas'tan Said ibn Cübeyr'in rivayet etmiş olduğu hadisle ihticac eylediler ki kâle Abdullah ibn Abbas dedi ki kadime Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz kudum eyledi. Mekke'ye ve ashabuhu ashabi de kudum eylediler. Geldiler ömrelerini yapmak için fekâle müşrikvene müşrikler dediler ki innehu yakdumu kudum eder aleyküm sizin üzerinize birbirine dediler ki İşte yarın gelecek. Oraya kavmin bir kavm ki kad vehenetum onları zayıf bıraktı. Hümmâ yesribe yesribin ısıtması, Medine-i Münevvere'nin ısıtması onları zayıf bıraktı. Felemmâ kadimû vakteki kudum ettiler. Ka'adel müşrikûne müşrikler oturdular. Mimmâ yelil hacere haceril esvedi vel yeden tarafa. Cebel-i Kureyke an tarafına o tarafa oturdular. فَاَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz emreyledi. Ashabahu ashabına emreyledi ki اَنْ يَرْمُلُوا remel yapalar. الْاَشْوَاتَ الثَّلَاسَ üç şevutta. وَاَنْ يَمْشُوا yürüyeler مَا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ rükni yemali ile Hacer-ül Esved arasında kendi haliyle yürüyeler. Yani Hacer-ül Esved'den başladı mı öyle süratli remel yaparak tavafta gider. Ta Rükn-i Yemani'ye varıncaya kadar. Rükn-i Yemani'ye vardı mı müşrikler o tarafı görmezler. Orada kendi haliyle yürürler. Âle ibn-i Abbas'ın radıyallahu anhuma Abdullah ibn-i Abbas buyurdu ki وَلَمْ يَمْنَعْهُ فِيَنْبَرْ اَفَمْزِ مَنْ اَتْمَدِ نَدَنْ اَنْ يَامُرَهُمْ onlara emretmekten وَاَنْ يَرْمُلُوا الْاَشْوَاتَ الْاَرْبَعَ O kalan dört şevkte remel yapmaktan remel yapmalarını emretmekten Peygamber Efendimiz men etmedi. İlla ibgaen aleyhim idi onlara şefkat için. Şefkat için onu emretmedi. Yani bu üç şevki remel yaptınız mı onlar görürler ki sizde bunlarda kuvvet var imiş. Diğer kalan dört şevkte remeli emreylemedi. Niçin emreylemedi? Ashab-ı kerama şefkat için. Eğer sünnet olsaydı hepsinde remel yaptırırdı Peygamber Efendimiz emri derdi ki hepsinde şevkten hepsinde remel yapın derdi. Abdullah ibn Abbas böyle buyurdu. Haddesena ibn-i Merzuk kâle haddesena Haccac ibn-i Nusayr kâle haddesena Fitr ibn-i Halife el-Maksumi an Ebi Tufeyl kâle Ebi Tufeyl dedi ki kultu ibn-i Abbasin radıyallahu anhüme Abdullah ibn Abbas'a dedim ki Zâime kavmü kesenen kavmü sürmeylediler ki yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz remele bil beyti Beytullah'da remel yaptı ve enneha sünnetün o da sünnettir. Böyle dediler. Kâle Abdullah ibn Abbas dedi ki sadakû ve kezebû doğru da söylediler, yalan da söylediler. Bu sözün doğru tarafı da var, yalan tarafı da var buyurdu. Kad remele Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz remel yaptı bil beyti beytullahi yani süratli tevaf etti ilk üç şevti ve leyset bi sünnetin halbuki bu sünnet değildir yani remel yaptığı doğru bunda sözlerinde doğrudurlar ama sünnettir bu bunda da yalancıdırlar ve lakin kadime Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz kudum eylediler Mekke'de Mekke'ye ve müşrikü ve müşrikler de
ala Ku'ayka'an. Ku'ayka'an Cebeli Hindi üzerinde idiler. Ve belagahu Peygamber Efendimiz'e bali oldu ki ennehum yekulune, müşrikler diyorlar ki inne bihi, Peygamber'de vardır ve bi eshabihi, eshabında da vardır hüzalen, zayıflık, zayıflamışlar. Yukarıda geçtiği gibi Medine-i Münevvere ısıtmalı bir yer. Bunlar oraya gittiler, ısıtmaya tutuldular, zayıf kaldılar. Fekale li eshabi, eshabına emretti ki ürmülü, siz remel yapınız, süratli tavaf ediniz, eruhum, müşriklere gösteriniz ki enne biküm, sizde orucudur, kuvveten kuvvet orucudur. Sizde kuvvet olduğunu müşriklere gösteriniz. İşte bu remel yapmanın sebebi bu. Remel yaptığı, yapması var. Bu doğru da yalnız sünnet olduğu bu yalan. Abdullah bin Abbas'ın sahip olduğu mezhebe göre. Fekâne Rasûlullah sallallahu aleyhi ve selleme yermudu. Peygamber Efendimiz remel yapardı minel hacer-ül esvedi, hacer-ül esvedden ile rükn-ül yemani, rükn-ül yemaniye kadar. Feyza tevara, gayb oldu mu, görünmez oldu mu, enhüm, kafirlerden, meşa, yavaş olarak yürürdü. Kalu, bu mezhebe sahip olanlar dediler ki, felâ tera, görmez misin ki, ennehu Resûl-i Ekrem Efendimiz emerahüm, eshabına emreyledi, en yemşû, yavaş yürüyeler, fil eşvâti selâseti, üç şevitte o remel yapmış oldukları üç şevitte yavaş yürüyeler fîmâ beyne rükneyni, iki rükünün arasında, rükn-i yemâliyle Hecer-ül Esved arasında yavaş yürüyeler. Bunu görmez misin? Ne için? Heysu lâ yarâhum, onları görmediği heysiyetten el müşrikönü müşrikler, müşrikler o tarafı görmediklerinden orada remel yapmadılar, haliyle yürüdüler. Ve merahum, Peygamber Efendimiz Müslümanları emreyledi en yermülû, remel yaparlar fîmâ bakiye, baki kalanda, iki rükünün arasının baki kalanında min hâzîl eşvâd, bu şevitlerden, yani bu üç şevitte Hacer-ül Esved'den rükün yemaniye kadar remel yaparlar ama iki rükün arasında hâliye yürüyeler. Ne için öyle emretti? Liyûhûhum, kâfirlere kendilerinde kuvvet olduğunu göstermek için. فَلَمَّا كَانَ قَدْ اَمَرَهُمْ Baktaki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem emretmiş oldu. Remeli remel ile حَيْسُ يَرَوْنَهُمْ Kafirlerin gördüğü yerlerde ve yetruk ve biterkihi terkile de emretti. حَيْسُ لَا يَرَوْنَهُمْ Girmedikleri yerlerde. سَبَتَ بِذَالِكْ Bununla sabit oldu ki اَنَّ الرَّمَلَ رَمَلْ كَانَ مِنْ اَجْلِهِمْ Kafirler için oldu. Kafirlerin görmeleri için oldu. لَا مِنْ اَجْلَ اَنَّهُ سُنَّتٌ Yoksa remel sünnettir. Onun için olmadı. قالوا yine bu mezhebe sahip olanlar dediler ki mimma delle ala zalik, buna delalet eden şeylerdendir ki ennehu Peygamber Efendimiz lem yef'al, bu remeli işlemedi, zalike bu remeli lemma hacce, hacc ettiği vakitte remel yapmadı. Bu da delalet eder ki bu sünnet değildir. Ve zekeru fi zalik, bu mesele hakkında da zikreylediler, yani hac yaptığında remel yapmadığında yapmadığı hakkında zikreylediler. Maşul bir hadisi ki haddesena, bize rivayet eyledi fahdun fahd. Kale haddesena Yahya'l Himmaniyyü, kale haddesena Gaysun anil Alâ ibnil Müseyyeb anil Hakem en Mücahidin an ibn Ömer radıyallahu anhuma. Mücahid'den, Mücahid Abdullah ibn Ömer'den rivayet eyledi ki ennen Nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz remele fil umreti, umrede remel yaptı ve meşa fil hacci, hacde remel yapmadı, yavaş yavaş yürüdü. Bu Mücahid'den, o da Abdullah ibn Ömer'den rivayet ediyor. اَفَلَا تَرَى görmez misin ki اَنَّ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz lem yermül remel yapmadı fi hacci, haccında. Niçin? Heysu adime, çünkü mezum olduğundan اَلَّذ۪ينَ şöyle bir kimseler ki, müşrikler ki min eclihim, o müşrikler yüzünden remele remel yapmıştı fi umreti, umresinde. Ömresinde müşrikler görsünler diye remel yapmıştı. Fakat hac yaptığında müşrikler olmadığından dolayı remel yapmadı. Bu da Mücahid'in Abdullah ibn Ömer'den rivayeti. Ve halefehum fi zalike, bu mesele hakkında bunların muhalefet eyledi. Aharun, diğer alimler muhalefet ettiler. Dediler ki yok, sizin dediğiniz gibi değildir. Fekalu, bu mezhebe sahip olanlar dediler ki er-remelu remel fil eşvâti selâseti, üç şevitte, öyle üç şevit ki el-üveli, evvelki üç şevitte remel yapmak sünnetin sünnettir.
لَا يَنْبَغِي تَرْكُهَا Onu terk etmek layık olmaz. فِي الْحَجِّ حَجْدَ وَلَا فِي الْعُمْرِ وَمَرَدَ دَ Ne hacda ne ömrede onu terk etmek layık değildir. Bu sünnettir. Kafirler görsün için değil dediler. وَحْتَجُّ فِي ذَٰلِكَ Remel'in sünnet olduğu hakkında ihticac eylediler. Bima bir hadisle ki haddesena Muhammed ibn Huzeyme. Muhammed ibn Huzeyme bize rivayet eyledi. قال حدثنا الحجاج قال حدثنا حماد عن عبد الله بن عثمان بن خيثم عن أبي الطفيل عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس peygamber efendimizden rivayet ediyor diyor ki Resul-i Ekrem Efendimiz i'temere ömre yaptı min el ci'irraneti ci'irraneden ci'irrane ci'irrane ikisi de caiz faremele Remel yaptı bil beyti Beytullah'ta selasen üç kere. Yani üç şevkte remel yaptı, süratli yürüdü. Ve meşa yavaş yürüdü, erbaate eşvatin dört şevki de yavaş yürüdü. Sesi hadel hadisi, bu hadiste orucudur ki enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz remele bile şuvati kulleha şevklerin hepsinde remel yaptı. Yani o üç şevkün hepsinde. Remel yaptı. وَقَدْ كَانَ فِي بَعْدِهَا Bazısında olduğuydu. حَيْتُ يَرَاهُ الْمُشْرِكُونَ Müşriklerin görmüş olduğu yerde ve فِي بَعْدِهَا Bazılarında da حَيْتُ لَا يَرَوْنَهُ Görmez oldukları bazılarında da görmezdiler. Fakat öyleyken Peygamber Efendimiz remel yaptı. فَفِي رَمَلِهِ Peygamber Efendimiz'in remel yapmasında حَيْتُ لَا يَرَوْنَهُ Müşriklerin görmedikleri yerlerde delilün delildir ki la ennehu o remel leyse min eclihim küffarın görmeleri için değildir. Leyse min eclihim küffar için olmadı remele remel yapmış olmadı. Ve lakin limanın ahir başka bir mana için Ceyrane'de dönüp geldiğinde o vakitte müşrikler yoktu. Eğer müşriklerin görmesi için olsaydı o vakitte remel yapmazdı. Demek ki müşrikler görsün diye remel yapmadı ya başka bir mana için o da nedir? Sünnet. Sünnet olduğu için. Ashab-ı kiramına sünnet kıldı bunu. وَكَدْ حَدَّسَنَا بُنُ اَب۪ي دَوُودُ قَالَ حَدَّسَنَا سَعِيدُ بِنُ سُلَيْمَانَ الْوَاسَطِيُّ قَالَ حَدَّسَنَا بِنُ الْمُبَارَكِ اَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بِنْ اَب۪ي زِيَادٍ اَنْ اَب۪ي الطُّفَيْلِ قَالَ رَمَلَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz remel yaptı min el hacer ile el hacer. Hacer-ül Esved'den başladı ta Hacer-ül Esved'e gelinceye kadar remel yaptı. هذا الحديث بحديث مثل الذي قبله yukarıdaki hadis gibidir ki yani Peygamber Efendimizin remel yapması düşmanların görmesi için değil. Eğer düşmanların görmesi için olsa iki rükün arasında remel yapmazdı. Halbuki iki rükün arasında da remel yaptı. حدثنا محمد بن عمرو بن يونس قال حدثنا اسباد بن محمد عن عبيد الله عن عبيد الله بن عمر النافع قال Nafi dedi ki Kâne ibn-i Umar'a radıyallahu anh'ım Abdullah ibn-i Umar yermülü remel ederdi minel haceri ilel haceri. Hacer-ül Esved'den başlardı. Ta yine Hacer-ül Esved'e gelinceye kadar remel yapardı. Selasen üç şevut. Ve yemşi yürürdi. Kendi haliyle yürürdü. Erben bir kez dört şevutta da yürürdü. Alâ hînet-i sükûnet üzerine yürürdü. Kâle ibn-i Umar'a radıyallahu anh'ım Abdullah ibn-i Umar böyle yapardı da ve derdi ki ve kana Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yef'aluhu. Peygamber Efendimiz de böyle yapardı. Buyurdu. Haddesena Ali ibn Abdurrahman قال حدثنا عفان قال حدثنا سليم ابن اخطر قال حدثنا عبيد الله النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم Peygamber Efendimiz كان يرمل من الحجر الى الحجر حجر الاسودتن başlar tekrar Hacer-ül Esved'e gelinceye kadar remel yapardı. فَهَذَا işte bu hadisi şerif مِسْلُ الَّذِي قَبْلَهُ وَيْذَا yukarıdaki hadis gibidir ki Peygamber Efendimiz müşrikler olmadığı halde remel yapardı hem de Hacer-ül Esved'den Hacer-ül Esved'e kadar. وَكَدْ اِسْتَدَلَّ بِذَٰلِكَ bununla istidlali iledi bu hadisle Abdullah ibn Ömer radıyallahu anhüma Abdullah ibn Ömer istidlali iledi عَلَى مَا زَكَرْنَا bizim zikrettiğimiz şeye ki yani remel müşriklerin görmesi için değil başka bir mana için remel yaptı Peygamber Efendimiz. Fefealehu bunu işledi ba'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'den sonra Abdullah ibn Ömer bunu işledi.
كَمَا كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَعَلَهُ Peygamber Efendimiz'in işlediği gibi o da işledi. اِلَّا اَنَّهُ لَيْسَ فِي ذَٰلِكِ Lakin bu hadisi şerifte yok. Ne اَنَّهُ فَعَلَهُ فِي حَجٍ وَلَا فِي عُمْرَةٍ Hacde mi bunu yaptı, ömrede mi yaptı, o lefes yok. Yalnız zemel yaptı. Yaptı ama hacde mi, ömrede mi, bu kelime yok. Fakat yetiyordu caiz ki en yikûne zâlike bu ola kâne minhu Resul-i Ekrem Efendimiz'den böyle olmuş ola ve haccün Peygamber Efendimiz hac niyet etmişti. Fehâlefe zâlik bu muhalefet, muhalif oldu neye? Mâ şûl bil hadise ki revâ anhu ondan rivayet eyledi Abdullah ibn Ömer'den mücahidin mücahid. Mücahid Abdullah ibn Ömer'den rivayet etti yine muhalif oldu. Çünkü mücahid ne dedi? Kafirler görsün diye Hacer-ül Esved'den Rükn-i Yemani'ye kadar remel yapar ki bu arada yapmazdı kafirler görsün diye. Halbuki bu rivayette geliyor ki hayır, Resul-i Ekrem Efendimiz bunu kafirler görsün için değil, sünnet olsun diye yaptı. Bu iki rivayet Abdullah ibn Ömer'den gelen iki rivayet birbirine muhalif oldu. Fakat yecûzü caiz olun ki en yekûne zâlike bu ola kâne minhu fi umretin ömrede olmuş ola yani mücahidin rivayeti fe yekûne mezhebuhu bunun mezhebu Abdullah ibn Ömer'in mezhebu ola ki kâne en yermule remel etmiş ola fil umreti ömrede ve la yermule hac etmeye remel etmiş olmaya fil hacceti hacde bu da bir mezhep caiz ki Abdullah ibn Ömer'den iki rivayet gelmesi yani ömre yaptığında remel yaptı hac yaptığında da remel yapmadı. Çünkü hadislerde hac ömre lafzı geçmediğinden böyle de olmuş olabilir. Ve mimma yedullu delalet eden şeylerdendir. Eyza işte bu hadisin delalet ettiği gibi ala sübutu remeli. Remelin sübutuna delalet eden hadislerdendir. Ve ennehu tehşşuna delalet eden şeylerdendir ki bu remel sünnetün, sünnettir, mafiyetün, yürüyen bir sünnettir. Fil hacci vel ümreti. Hacde ve ömrede geçerli bir sünnettir. Yani adettir, terk edilmesi caizdir, değildir. Enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz kat fealehu bu remeli yaptı fi haccetil veda, haccetil vedada da yaptı. Heysu la aduve halbuki orada düşman yoğudi öyle düşman ki yürihi ona gösterir kuvvetehu kuvvetini gösterir düşman yoğudi. Haccetil vedada kafirler kalmamıştı. فَمَا وَالْبِشَيْكِ رُوِيَانْهُ Ondan rivayet edildi ki ذَلِكَ bu mesele hakkında Peygamber Efendimiz Hacetül Veda'da remel yaptığı hakkında ne rivayet edildi? مَا شُلْبِشَيْكِ حَدَّسَنَا bize rivayet eyledi Yezid ibn-i Sinan قَالَ حَدَّسَنَا بُوْ بَكِرْ حَنَفِيُّ قَالَ حَدَّسَنَا بُوْ اللّٰهِ بِنُ نَافِعَ عَنْ اَبِيهِ عَنْ اِبْنِ عَمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ Abdullah ibn Ömer diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sa'a selaseten üç defa sa'y etti ve meşâ erba'ten sa'y etti yani remel yaptı ve meşâ erba'ten dört defa da dört şevitte de yavaş yürüdü. Hîne kadime fil haccî hacde gudum ettiği vakitte hîne kadime gudum ettiği vakitte fil haccî hacde de böyle yaptı ve ümreti ümresinde de böyle yaptı. Ne vakitte ömresinde? Hine kâne atemere ömre yaptığı vakitte. Hacca geldiğinde haccinde de böyle yaptı. Ömre yaptığında ömresinde de böyle yaptı. Bu delalet ediyor ki hac olsun, ömrü olsun, remel sünnettir. Haddesena İsmail ibn Yahya el-Müzeniyyü. Kâle haddesena Muhammed ibn İdris, yani İmam-ı Şafii. An Anas ibn İyad, an Musa ibn Ukbe, an Nafi'in, an İbn Umar radıyallahu anhuma, an Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Bir misli manahu. Peygamber Efendimiz'in bu hadisin manasının misli gibi bir hadis rivayet eyledi. Fahada işte bu hilaf-ı ma reva mücahidun. Mücahidin rivayet ettiği hadisinin hilafınadır. Hani İbn-i Ömer'e radıyallahu anh'ıma Abdullah ibn-i Ömer'de. Mücahidin rivayetinde Peygamber Efendimiz remel yaptı düşmana göstermek için. Fakat bu Nafi'in rivayetinde de yine Abdullah ibn-i Ömer'den geliyor ki hayır sünnet olduğundan dolayı yaptı. Bu iki hadisi şerif birbirine muhalif oldu. Ve kad ruyan Cabir ibn Abdullah an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peki başka sahabeye baktık. Cabir ibn Abdullah Resul-i Ekrem Efendimiz'den rivayet ediyor ki ennehu remele fi haccetil veda. Haccetil veda'da Peygamber Efendimiz remel yaptı. O vakitte Kureyş kafirleri yoktu.
حدثنا محمد بن خزيمة وفهد قال حدثنا الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني ابن الهاد. Burada haddeseniden sonra ibn kelimesi yazılmamış. Kitapta yazılması lazım. İbnül Had. An Cafer ibn Muhammed. Cafer ibn Muhammed, Cafer-i Sadık radıyallahu anh, İmam Muhammed Bakır'ın oğlu Cafer-i Sadık. An Ebi'yi, babası Muhammed'in Bakır'dan rivayet eyledi. An Cabir ibn Abdullah, o da Cabir ibn Abdullah'dan radıyallahu anh. Ali Hazreti Cabir dedi ki, Tafe Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz sabah buyurdular, fi haccetil veda, haccetil veda'da seb'en, yedi tavaf buyurdular, yedi şevt. Remele remel etti, minha o yediden selasen üçünde. Üçünde remel yaptı ve meşa yürüdü, erbe'en dördü de yavaş yürüdü, remel yapmadı. Cabir ibn Abdullah'dan gelen bu rivayet, Abdullah ibn Ömer'den İmam-ı Nafi'nin rivayet etmiş olduğu rivayeti teyit ve tekit eyledi. حدثنا ربيع المؤذن قال حدثنا أسد قال حدثنا حاتم بن إسماعيل قال حدثنا جعفر بن محمد ذكر بإسناده مثله يعني إمام التحاوي yine جعفر الصادق رضي الله عنه bu hadisi rivayet ediyor ربيع المؤذن terkiyle. حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب أن مالكا أخبره عن جعفر بن محمد أن أبيه عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم Peygamber Efendimiz taafe seben, yedi defa tavaf etti, yedi şevd. Remele fi selasetin minhünne, o yediden üçünde remel yaptı. Minel haceril esvedi ilel haceril esvedi. Remeli de hacerul esvedden başladı, ta hacerul esvedi gelinceye kadar remel yaptı. Felemma sebete vaktaki sabit oldu an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'den ki ennehu Peygamber Efendimiz remele remel etti, fi haccetil veda, haccetil veda'da remel etti. Ve la aduvvehu, halbuki düşmanda yoktu. Düşmana göstermek için değildi. Sebete sabit oldu ki ennehu lem yef'alhu. Peygamber Efendimiz bu remeli yapmadı. İzâ kânel aduvvu, düşman olduğu vakıtta, min eczil aduvvi, düşman için, düşman olduğu vakıtta düşman için yaptı, böyle olmadı. Ya ne oldu? Sünnet olduğundan dolayı yaptı. Ümmetine sünnet olsun. وَلَوْ كَانَ فِعْلُهُ اَكَرْ فِيَنْبَرَ اَفَمِّزِنْ وَرَمَلْ yapması olsaydı اِذْ كَانُوا مِنْ اَجْلِهِمْ اِذْ كَانُوا müşrikler oldukları vakıtta مِنْ اَجْلِهِمْ müşrikler için yapmış olsaydı لَمَا فَعَلَهُ وَرَمَلْ yapmazdı فِي وَقْتَ عَدَمِهِمْ müşriklerin olmadığı vakıtta yapmazdı. Eğer o remel kafirlere kuvvetli görünmek için yapılmış olsaydı Hacetül Veda'da kafirler yoğdu vakıtta remeli yapmazdı. Bu sebete sabit oldu bizlalik bununla ki enne remele remel fit tavafi tavaf da min sünenil haccı haccın sünnetlerindendir. Öyle sünnetler ki el mef'uleti işlenilen fihi hacda elleti öyle süneni mef'ule ki la yenbeği terkühe onun terki layık değildir. Ömre de böyle. Hac olsun, ömrü olsun, remel sünnettir, onun terki layık değildir. Bu böyle olmuş oldu. وَقَدْ فَعَلَ ذَٰلِكَ اِذَا böylece işledi, remeli yaptılar. Ashab-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'in ashab-ı kiramı da yaptılar. مِنْ بَعْدِهِ Resulullah Efendimiz'den sonra. Onları da ispat ediyor. Diyor ki حَدَّسَنَا فَاتُمْ قَالَ حَدَّسَنَا اِسَاكُ بْنِ اِبْرَٰهِمَ الْحُنَيْنِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمْ عَنْ اَبِيهِ عَنْ عُمَرَ قَالَ Hazreti Ömer radıyallahu anh dedi ki فِيمَ الرَّمَلُ وَالْاَنِ فِيمَ ne şeyde orucudur اَرْرَمَلُ رَمَلْ الْاَنِ şimdi remel için yapılıyor وَالْكَشْفِ عَنِ الْمَنَاكِبِ umuzları açmak ne de oluyor, niçin oluyor burada وَقَدْ نَفَى اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَ Allah-u Teala nefiyledi اَشْرِكَ شِرْكِ وَاَهْلَهُ شِرْكِنْ اَهْلِنْدَ nefiyledi عَلَى ذَلِكْ onun üzerine yani bundan nefiyledi yok şimdi ne şirk var ne de ehli var لَا نَدَعُ شَيْئًا biz bir şeyi terk etmeyiz. Öyle şey ki عَمِلْنَاهُ biz onu işledik mi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz de işledik. Yani bazıları dediler ya bu remel olsun, umuzu açmak için olsun bunları yaptılar. Ashab-ı kiram küffara kuvvetli görünmeleri için Hazreti Ömer diyor ki hayır, şirk de yok, şirkin ehli de yok. Biz Peygamber Efendimizle bunları yapmıştık. Biz bunları terk etmeyiz. Bunlar sünnet olmuştur. Buyurdu.
حدثنا محمد بن عمرو بن يونس قال حدثنا يحيى بن عيسى عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن يعلى بن أمية يعلى بن أمية ذن سواتي لديك قال لما حج عمر رمل ثلاثا وقتك عمر حج تيوشت فرمل يبطي أشوت وهذا بحضرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بطفي عن برفمزين أصحابنا حزورنده oldu. La yunkiruhu inkar edemedi, eylemezdi aleyhi Hazreti Ömer'e minhum esattan ahadun hiçbir kimse ya Ömer sen yanlış yaptın diyen olmadı. Haddesena Muhammed ibn Huzeyme kâle haddesena Haccacun kâle haddesena Fudayl ibn İyad en Mansur ibn Mu'temir Mansur ibn Mu'temir'den rivayet edildi. O da kimden? En Şekik'in Şekik'ten en mesrukin mesruktan kâle. Mesruk dedi ki kadimtü Mekke'te mü'temiren. Ben mü'temir olarak Mekke-i Mükerreme'ye geldim. Fetebi'te Abdullah ibn Mesud radıyallahu anh Abdullah ibn Mesud'a tabi oldum. Fedehalen mescide, mescide girdi. Feremele selasen. Üç şevütte remel yaptı. Ve meşve erbe'en dört şevütte de haliyle yürüdü. Sükunet üzere yürüdü. Haddesena Muhammed ibn Hüseyme kâle. Haddesena Haccacun kâle. Haddesena Hammadun'a Eyyub'en Nafi'in أن ابن عمر رضي الله عنهما عبد الله بن عمر كان إذا قدم مكة مكة قدوم التي وقت طاف بالبيت بيت الله تواف دردي ورمل رمل دا يقردي ثم طاف سورة تواف التي بين السفا والمروة السفا إلى المروة رسند دا سعي لدي وإذا لبى تلبية التي وقت بها عمرية من مكة مكة دا عمرية يخط حجه. Burada onu zikreylemiyor. Mekke'de niyet ederse lem yermul remel etmezdi. Bil beyti beytullah'a tevaf ederken remel yapmazdı. Mekke-i Mükerreme'de niyet etmişti. Ve akharat tevafe tevafi tehir eyledi. Beyni Safa ve Merveti Safa ile Merve arasında ki Sa'ide tehir eyledi. İlâ yevmin nehri kurban bayramına. Yani burada hac oldu anlaşıldı. Abdullah ibn Ömer radıyallahu teala anhuma Mekke-i Mükerreme'den hacca niyet ederse o vakitte remel yapmazdı Beytullah'ı tevaf ettiği vakitte. Safa Merve arasındaki sa'yı da bayram gününe bırakırdı. Ve kâne lâ yermûl remel yapmazdı yevmen nehri. Bayram günü de, kurban bayramı günü de farz olan tevafı yaparken remel yapmazdı. Fesihâda bunda olucudur. Yani İbn-i Ömer'e radıyallahu anhüme Abdullah ibn Ömer'den olucudur ki ennehu kâne yermul ve remel yapardı fil hacceti haccında izâ kâne ihramu ihram olursa biha o hacci niyeti olursa min gayri Mekke, Mekke'nin gayrinden olursa dışarıdan niyet etti geldi olursa remel yapardı. Mekke'de niyet ederse remel yapmazdı. Fahâzâ bu hilâfu mâ revâhu anhu mücahidun. Mücahidin rivayet etmiş olduğu hadisin hilâfınadır. Kimden rivayet anı Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'den Mücahid Abdullah ibn Ömer'den o da Peygamber Efendimiz'den rivayet etti geldiyse muhalif oldu. Çünkü Mücahid dedi ki remel yapılırdı kafirler görsün diye. Halbuki bu ona muhalif oldu ki kafir mafir yok. Abdullah ibn Ömer Mekke'de niyet ederse hacca remel yapmazdı ama dışarıda niyet eder gelirse remel yapardı. فَلَا يَخْلُوْ خَالُوْ وَالْمَزْ مَا رَوَاهُ عَنْهُمْ مُجَاهِدٌ Mücahid'in rivayet etmiş olduğu hadis مِنَ حَدِي وَجَيْنِ İki veçin birisinden hali olmaz. Bu rivayete muhalif olan Mücahid'in rivayeti. اِمَّنْ يَكُونَ Ya Mücahid'in rivayeti olan mensuha mensuh olan. İslamiyet'in evvelinde öyleydi. Kafirler görsün için remel yapılırdı. Fakat bu nesk edildi. Sonradan sünnet oldu. فَمَا وَالْبِشَيْكِ نَسَخَهُ Bunu nesk eyledi. فَهُوَ اَوْلَى O daha evladır. مِنْهُ نَسْخُ olunan hadisten bu daha evladır. Bu birinci vecih. Eğer bu hadis Mücahid'in rivayet etmiş olduğu hadis mensuh olsa mensuh olan amel edilmez. Onu nasıh olan hadisle amel edilir. Bir böyle ola. وَاِمْ اَوْ يَكُونَ يَخُدَّ وَلَا غَيْرَ صَحِيْهِنْ عَنْهُ Ondan sahih olmaya. Yani bu rivayet sahih olarak ondan gelmemiş. Ravilerden birisi bir yanlışlıkla ona bu rivayeti isnat etmiş. فَهْوَ öyleyse bu vakitte اَحْرَى daha layıktır ki اَنَّا يُعْمَلَ بِهِ Bunu da amel edilmeye, bu daha layıktır. وَاَنْ يَجِبَ الْعَمَلُ عَمَلْ de vacip ola بِخِلَافِهِ Bunun hilafına. Çünkü Mücahid'den gelen rivayet sahih değil ise zaten sahih değil. Yok sahih ise öyleyse mensuhtur. Bu ikisinden birisinden hali olmaz.
وَلَمَّا ثَبَتَ وَقْتَكِ sabit oldu. مَا زِكَرْنَا bizim zikrettiğimiz şey mi? Remel remelden, o da kimden bu remeli de zikrettiğimiz? اَنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz'den ve وَلَمَّا ثَبَتَ وَقْتَكِ sabit oldu. بَذَا ney? مَا şöyle bir hadisler ki zekerine zikreyledik. مِنَ الرَّمَلِ remel hakkında varid olan hadisleri ki zikreyledik. Kimden? اَنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz'den بَعْدَ عَدَمِ الْمُشْرِكِينَ müşriklerin ademinden sonra müşrikler yok olduktan sonra Resulullah Efendimiz yine remel yaptı diye bu sabit oldu. وَعَنْ اَصْحَابِهِ ashabının da yaptığından sabit oldu. Yani Resulullah Efendimiz yaptığı gibi ashabı da yaptı. Hem Resulullah Efendimiz'den sabit oldu hem de ashabından sabit oldu. Halbuki müşriklerde yoktu. Min ba'dihi Peygamber Efendimiz'den sonra ashabının da remel yaptıkları sabit oldu. Nerede? Fil eşvâtil üveli selâse. Evvelki üç şevütte remel yaptığı Resulullah Efendimiz'den de sabit oldu. Ashab-ı kiramından da sabit oldu. Vaktaki böyle oldu. Sebete sabit oldu ki enne zâlike bu remel yapmak min sünneti tavafi tavafın sünnetindendir. İndel gudumi gudum vaktinde dışarıda Mekke-i Mükerreme'ye geldi de tavafi kudum yapacak. Öyleyse remel yapması sünnettir. Ve ennehu la yenbeği layık değildir. Li ahadin hiçbir kimseye layık değildir. Miner rical erkeklerden terkuhu onu terk etmek layık değildir. İza kâne eğer olursa katilen kadir olursa aleyhi remel yapmaya kadir olursa terki caiz değildir. Aciz olursa mazuru o terk edebilir. Kadınlara zaten remel yok bu erkeklere mahsus. Ve hâzâ işte buraya kadar zikrettiğimiz bu da kavlu Ebi Hanife'te ve Ebi Yusuf'e ve Muhammed'in rahimahumullahu teâlâ bu üç imamın kavli de budur. Bunların mezhepleri budur. Vallahu teâlâ a'lem ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala âlihi ve sahbihi ve sellem.